Sedat Peker'den yeni iddialar. Zindaşti, Burhan Kuzu, Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır, Süleyman Soylu. Sedat Peker, Burhan Kuzu'nun uyuşturucu ve cinayetten yargılanan Zindaşti ile Orhan Ünden ile ilişkilerini yazdı. Ümitcan Uygun'un Bakan Soylu'nun devreye girmesiyle serbest kaldığını ileri sürdü. Sedat Peker'in attığı mesajlar şöyle. Kıymetli dostlarım, bu paylaşımım 50 tweetten oluşmaktadır. Bir tweet serisine en fazla 25 tane sığdırabildiğimiz için 2 tweet serisi halinde yayınlıyorum. Kıymetli dostlarım, bugün uzun bir tweet serisi yazacağım. Lütfen sıkılmadan bütün hepsini okuyun. Ayıracağınız sürenin boşa gitmeyeceğinin garantisini size şahsen veriyorum. Ülkemizdeki mevcut sistemin neden işlemediğini, neden çökmek üzere olduğunu bu tweet dizisiyle sizlere anlatabileceğimi zannediyorum. Kimse kusura bakmasın, bu paylaşımlarımın sahibi 40 yaş altında olan genç kardeşlerimdir. 40 yaşını bir gün dahi geçenler sadece misafir statüsündedir. Çünkü mevcut olumsuzlukların tüm sorumlusu bizleriz, yani 40 yaşının üstünde olanlar. Sosyal medyada bana hakaret eden bir şahsın dayak yeme görüntüleri internette yayınlanınca, Ankara'da avukatlık yapan Fidel Okan ismindeki bir kişi bu konuyla ilgili çok yayın yapmıştı. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü bu kişiyi dövenlerle ilgili bir operasyon yaptı. Emniyet içinden el altından aldığım bilgilere göre Burhan Kuzu'nun emniyeti arama neticesinde bu operasyonun yapıldığını öğrendim. Bir yakınımı Burhan Kuzu'nun yanına yollayıp şahsıma haksızlık yapıldığını söylediğimde Fidel Okan isimli avukatın öğrencisi olduğunu, bu avukatın kendisine gelerek bu konuyu anlattığını, Emniyet Müdürlüğü'nü bu sebeple aradığını söyleyerek, madem ki bana yanlış bilgi verildi, ben bu konuyu düzelteceğim diyerek benim lehime olacak şekilde tekrardan Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak benimle ilgili olumlu şeyler söyledi. Bunun hemen akabinde de İstanbul'da CVK Bosporus Otel'de kendisiyle buluşarak yüz yüze tanıştık. Bu ilk görüşmemizdi. Kendisiyle samimi olduktan sonraki görüşmelerimizin birinde İran eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin akrabası olduğunu söylediği Roya Abidini isimli bir bayanın İskenderun Serbest Limanı'nda kayıt dışı çok yüksek miktarda nakit parasının olduğunu, bu parayı limandan çıkarmanın bir sorunu olmadığını, nakit para konteynerde eşya olarak görünüyordu. Sonrasında bu bayana koruma sağlamamız yönünde ricada bulundu. Bu bayanla kendisini Aliye Uzun isimli bayanın tanıştırdığını söyledi. Ben de kendisine, para eşya olarak görülse de bir gün mutlaka bu ortaya çıkar. Amerika devletiyle sıkıntı yaşarız, bu konuya dahil olmamak gerekir dedim. Aynı sistemle Mersin Limanı'nın serbest bölgesine de paraların geldiğini bildiğimi ancak Amerikan Federal Rezervi'nin bu paraları takip ettiğini, bu yüzden dahil olmak istemediğimi söyledim. Kendisine de bu olaya dahil olmaması yönünde tavsiyede bulundum. Aliye Uzun isimli bayanı kamuoyundan şu şekilde hatırlayabilirsiniz. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak bilinen İran asıllı Zindaşti ile Burhan Kuzu'yu tanıştıran kişidir. Bu üçünün aynı karede olduğu resim basına yansıyınca çok büyük spekülasyonlar olmuştu. Bu resmin çekildiği buluşmada yapılan görüşmede Zindaşti'ye Türk vatandaşlığını alabilir miyiz konuşuldu. Burhan Kuzu'nun devlet görevlileriyle bu konuyla ilgili yaptığı görüşmelerde bu şahsın tüm dünyada tanınan uyuşturucu baronu olması dolayısıyla mümkün olamayacağı söylendi. Burhan Kuzu'yla Zindaşti'nin dostluğu bu şekilde başlayıp devam etti. Zindaşti'ye yönelik yapılan bir saldırıda Zindaşti'nin kızının vefat etmesi üzerine Burhan Kuzu Zindaşti'yi arayarak başsağlığı diledi ve de kendisine dostluklar yapmaya devam etti. Zindaşti kızının intikamını almak için Orhan Ünga'nın kardeşi İlhan Ünga'nı ve avukatı Kudbettin Kaya'yı öldürttü. Ve daha sonrasında Zindaşti polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınarak tutuklandı. Burhan Kuzu'nun devreye girmesiyle henüz davası bile açılmamışken bir gece nöbetçi mahkemenin kararıyla ani olarak serbest bırakıldı. Sırra kadem bastı ve bir daha bulunamadı. Gazeteci Sayın Fatih Altaylı ve gazeteci Sayın İsmail Saymaz'ın yaptıkları ısrarlı haberlerin neticesinde tüm Türkiye bu olayın Burhan Kuzu'nun talimatıyla olduğunu öğrendi. Zindaşti'yi tahliye eden nöbetçi hakim bunu ifadelerinde açıkça söyledi. Orhan Ünğan, Burhan Kuzu'nun kendisi hakkında yaptığı çalışmalar neticesinde bu süre zarfında cezaevindeydi. Ancak cezaevinde boş durmayarak kendisinin tutuklanmasını Burhan Kuzu'nun sağladığı yönünde birçok bilgi, belge toplayarak yargılandığı mahkemeye sunup tahliye olmayı başardı ve bunun akabinde de Burhan Kuzu'ya Bakırköy Adliyesi'nde dava açtı. Bu gelişmeleri basının, daha doğrusu Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz'ın devamlı haber yapması üzerine Burhan Hoca benimle irtibat kurdu. Bundan sonraki gelişmelerin lütfen bir satırını dahi kaçırmayın. Ben bir arkadaşımla bir akrabamı arayarak Orhan Ünğan isimli kişiyle irtibat kurmalarını ancak mümkün olduğunca benim adımı geçirmeyerek hem Burhan Kuzu'nun hayatına karşı bir düşmanlık beslememesi yönünde hem de Burhan Hoca'nın aleyhinde açtığı davaları geri çekmesi yönünde ricada bulunun dedim.
Orhan Ümgan haksızlığa uğradığına inandığı için ilkin olumsuz yaklaşsa da sonra Burhan Kuzu'nun aleyhine Bakırköy Adliyesi'nde açmış olduğu davayı geri çekti. Ancak rahmetli Burhan Hoca bu sefer de Orhan Ümgan'la dost olarak onun ricalarını yerine getirmeye başladı. Bu işler böyledir, bir kere suçun parçası oldun mu ve bunun gelirinin tadına vardın mı dışına çıkamazsın. Orhan Ümgan'ın Bolu Adliyesi'nde var olan bir davasını kapatmak için Burhan Hoca Bolu Başsavcısıyla görüşmeye gitti. 2020 senesinin Temmuz veya Ağustos ayında bu görüşme gerçekleşti. Burhan Kuzu'nun HTS kayıtları çıkarıldığında söylediklerimin doğruluğu anlaşılacaktır. Ya da Bolu Adliyesi'nin ziyaret defterine bakıldığında. Ancak Burhan Kuzu Kasım ayında vefat ettiği için bu dosyayı neticeye vardıramamış, dosyanın düşümünü sağlayamamıştır. Fakat dedim ya, bir kere suç dünyasına girdin mi bundan çıkış artık yoktur. Orhan Ümgan bu sefer de kardeşini öldüren katillerden biri ve Zindaşti'nin avukatına kırmızı bülten kararı çıkarmak için, 2020 senesinin yine Temmuz-Ağustos aylarında Burhan Kuzu'nun Interpol Daire Başkanı'yla görüşmesini istemişti. Burhan Hoca daha önce dostluk yaptığı Zindaşti'nin düşmanı olan Orhan Ümgan'ın her istediğini yerine getirmeye başlamıştır. Interpol Daire Başkanı'nın randevu defterine bakıldığında ve de Burhan Hoca'nın HTS kayıtları incelendiğinde dediklerimin doğruluğu kanıtlanacaktır. Şahsımı suçlamak için Habertürk'te tartışma programına katılan Süslü Sülü, ben kudretli bir İçişleri Bakanıyım diyordu. Böylelikle kibire kapılıp en büyük günahlardan birini işledi. İşin en komik yanı ise, şu ana kadar anlattıklarım ve bundan sonra anlatacaklarımın tamamından haberdar olan Doncu Süleyman'ın AK Parti'de kabul görebilmek için Burhan Kuzu'nun desteğini alabilmek adına bu olaylara olur vermesiydi. Öyle ya, kendisi Tayyip Bey'den sonra Cumhurbaşkanı olacaktı. Süslü Süleyman'ın deyimiyle kendimi halka sevdirdim, devlet bürokrasisine kendimi kabul ettirdim ancak bir türlü AK Parti'ye kendimi kabul ettiremedim olgusunu değiştirmek için Burhan Kuzu'nun başrolünü oynadığı tüm bu suçlara ve anlatacağım diğer suçlara sessiz kaldı. Burhan Hoca'nın çilesi ne yazık ki bu yaşadıklarıyla sınırlı olmayacaktı ve ne yazık ki çok daha kötü bir kaosun daha parçası oldu. Bir gün Abbas Güçlü'nün tartışma programına çıktığında orada bir genç ile tanışır. Sosyal medyasının yönetilmesiyle ilgili bu kişiden yardım alır. Aralarındaki dostluk ilişkisi çoğalınca bu şahsı özel işlerinde de görevlendirir. Ancak bu şahıs biraz cin fikirli birisi olduğu için Burhan Hoca'ya, Oda TV sizin bazı kadınlarla ilişkileriniz konusunda haber yapacak, bana şu kadar para verirseniz ben de onlara vererek bunu engelleyebilirim, diyerek Burhan Hoca'dan para sızdırmaya başlar. Burhan Hoca da başka bir gruba gidip bu şahsı Ankara'da evinin önünde biraz korkutarak para söğüşleme işinden kurtulur. Ancak o grubun arkadaşı olan başka bir grup devreye girerek, hocayı da biraz korkutarak isteklerini sıralamaya başlar. Öncelikle bir yakınlarının Ziraat Bankası'nda bir kredi konusu olduğunu ancak bankanın bazı bahaneler sürerek krediyi vermediğini söyleyip Burhan Hoca'dan devreye girmesini isterler. Burhan Hoca devreye girer. 1000 liralık bir hadis söz konusu. Bununla ilgili ben hani yapmam demedim. Çok isterim yapayım. Kredi kullandıracağım, şöbür müdüreyim. Faydası var bana, hedefim var. Fakat sistemde ilerleyemiyoruz. Niye? Bölge bu icra ile ilgili akıbeti gösteren bir yapılandırma olur, bir ödeme belgesi. Bunu görmeden zaten sisteme giriş yaptırmıyor. Yani biz bunu defalarca anlatmaya çalıştık. Hem bilgilenen bir albay beyefendi var hem de şiva sahibine. Yani sistemsel olarak kalmış durumdayım. Şimdi firmanın diğer Ziraat Bankası'ndaki diğer firmaya ortaklığı değil, ortaklıktan çıkmış, firma sıkıntıya girince ortaklıktan çıkmış ve fakat kefalet imzası var. Yani o borçtan sorumlu. Anladım, anladım, mevzu anladım. Pekala, nasıl yol alırız? Yukarıyla sizin bir özel görüşmeniz olabilir mi acaba banka içinde? Yani şöyle efendim, hani bölge müdürümüzle biz bu konuyu daha önce konuştuk. Bölge müdürümüz bu sıkıntılar aşılmadan yol almamız mümkün değil çünkü etrafı zaten izin vermiyor ilerlemeye. Nasıl söyleyeyim, direkt bloke atıyor hesaplara bu hacizden dolayı, icradan dolayı. Yani dediğim gibi çok isterim bir şeyler yapalım, yardımcı olalım fakat sistemi aşamıyoruz. Ben yine bölge müdürümüzle görüşeyim, durumu tekrar anlatayım, ondan bir haber bekleyeyim. Size bu numaradan görüş yapayım, olur mu? Olur. Buran Hocam da devrede de bir konuşacak. Tamam. Benim de selamımı söylesin. Yolu çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam, rica ederim. Her zaman sağ olun. Banka müdürü bayan krediyi neden veremediklerini anlatsa da Burhan Hoca bölge müdürüne benim selamımı söyle, konuyu benim takip ettiğimi de bildir diyerek kredinin çıkması için uğraş verir.
Kıymetli dostlarım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan bütün başdanışmanlar, kurul üyeleri bir yere aradıklarında hiçbir bürokrat isteklerini geri çeviremesin diye telefonları her nerede olurlarsa olsunlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bağlatırlar. Yani Fahrettin Altun Bey'in başkanı olduğu birimden. Bu konuya tweetlerin sonunda ayrıca değineceğim. Ziraat Bankası ile yapılan bu görüşmede Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşir. Sizler yani normal vatandaşlar 100 bin lira kredi almak için bankalara teminat gösterseniz bile alamazken devlet bankalarından 20-30 milyon lira tutarındaki krediler böyle çıkmaktadır. Ne kadar acı değil mi? Tabii ki suç baronlarının istekleri bitmez. Bu sefer Burhan Hoca'yı OYAK'ın başkanına arattırarak Denizli'deki OYAK'ın tesisleri içindeki bir sivil şahsa ait yeri daha yüksek fiyata OYA satmak isterler. Burhan Hoca OYAK'ın başkanını arar. Bu para, OYAK'ın parası Mehmetçiğin helal parasıdır. Bu görüşmede Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleşir. Bu görüşmenin yapılıp yapılmadığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan çok rahatça çıkarılabilir. Bunlar gibi delilleriyle, tarihleriyle size yüzlerce olay anlatabilirim. Ancak en önemlisi olduğuna inandığım bir tanesini de anlatarak bu paylaşımımı tamamlamak istiyorum. Bu tweetin altında yayınlayacağım Burhan Hoca'nın yazışmalarından da anlayacağınız üzere milyoner bir adamın adli tıptan çıkarmak istediği bir rapor var. Yine yazışmada göreceğiniz üzere bu beyefendinin gerekli ödemeyi yapmaya hazır olduğu söyleniyor. Burhan Hoca konuyla ilgilenir ve raporun Burhan Hoca'dan istendiği gibi çıktığı da araştırıldığında görülüp öğrenilebilir. Bugüne kadar söylediğim her şeyin doğruluğu delilleriyle ispatlandı. Bu anlattıklarımın doğruluğu da yayınladığım WhatsApp yazışmaları ve ses kayıtlarıyla ortadadır. Bir gün bu konularla ilgili yargılamalar başladığında HTS kayıtları da çıkarılıp dosya sübuta erecektir, yani tamamlanacaktır. İşte o zaman bu suçlara karışan süslü sülüğü ve diğer görevlileri hiç kimse, ama hiç kimse kurtaramayacaktır. AK Parti Milletvekili Tolga Ağar tarafından tecavüze uğrayıp intihar ettiği söylenen Yeldana Kahraman kardeşimizin olayında olduğu gibi, Aleyna Çakır kardeşimizin ölüm olayında olduğu gibi hiçbir suçlu ceza çekmeyecektir. Çünkü bir kişinin yargılanıp ceza alması için asıl olan tek şey adli tıp raporudur. Adli tıp raporlarının gerektiği bedel ödenerek nasıl çıkarıldığını Burhan Hoca'nın WhatsApp yazışmalarından net olarak görebilirsiniz. Tolga Ağar'ı kurtarmak için adli tıp raporu hemen hazırlanıyor. Aleyna Çakır kardeşimizin ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un kurtulabilmesi için gerekli adli tıp raporu da şahsın babası Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı olduğu için gerektiği şekilde hemen hazırlanıyor. Ancak unutulan bir şey var, Ümitcan Uygun dışarıda özgürce gezerken bu sefer başka bir kardeşimizin, Esra Hankulu'nun ölümüne sebep oldu. Gerçi bu paylaşımdan sonra adli tıptan artık istediği raporları çıkaramayacakları için kurtulabilmesi pek mümkün olmaz. Ancak Süslü Süleyman kibir budalası olduğu için ve de gücün sahibinin kendisi olduğunu düşündüğü için belki bu şahsı gene kurtarır. Ancak yanıldığı bir şey var, gücün sahibi yalnızca Yüce Allah'tır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Bey tüm yasadışı suçlara bulaşmış olan Süslü Süleyman'a destek tweet'i atmanın haricinde başka bir işi daha çok iyi yapıyor. Gazetecileri ve de muhalif yayın organlarını, tabii ki sosyal medya kullanıcısı vatandaşlarımızı devamlı tehdit ediyor. Fahrettin Altun Bey'e de şunu söylemek isterim. Her şeyin iyisini bildiğinizi zannedip herkesi tehdit ediyorsunuz. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı telefonlarını bağlamak için kullanan birçok başdanışmanın ve kurul üyelerinin bu gücü şahsi menfaatleri için kullanıp gayri yasal işlerini bu şekilde yaptırdıklarını nasıl anlayamıyorsunuz? Eğer ki şu ana kadar anlayamadıysanız delilleriyle ispatlı olan bu paylaşımdan sonra artık öğrendiniz. İnsanları tehdit edeceğinize, süslü sülüye destek mesajları yazacağınıza, neredeyse ülkedeki tüm sistemi işlemez hale getiren, yozlaştıran bu soruna çözüm bulun. Ayrıca ülkemizin ormanları yanıyor. İnsanlarımız ve ormanda yaşayan canlılar ölüyor diye yurt dışından yardım isteme paylaşımı yapanlara soruşturma açan Cumhuriyet savcılarımıza da şunu söylemek isterim. Olayların içinde bulunan bir kişi olarak açıkladığım bunca suça, delilleriyle ispatlı olduğu halde, hiçbir soruşturma açmadığınız için gelecek günlerde en iyi ihtimalle sizlere de görevi ihmalden soruşturma açılacaktır. Süslü Süleyman Kurtlar Vadisi'nde bir bölüm var. Bunu da senin için yayınlıyorum. Bu bölümü sana ve seni Cumhurbaşkanı yaptırmak isteyen zavallılara ithaf ediyorum. Seninle biz artık ahiretlik olduk, seni asla unutmam. Ancak diğer haramilerle de çok işim var.